Beni en çok üzen şey yaşadığım ayrılık oldu diyorsan, terk edildim ve psikolojim bitik diyorsan, onu çok özlüyorum ve bana tekrar geri dönmesini istiyorum diyorsan ve tekrar sana geri döner mi yoksa dönmez mi diye merak ediyorsan, işte bu video tam da sana göre. Bu videoda seni terk eden karşı tarafın sana geri dönme ihtimalini ortaya koyan bazı davranışlardan bahsedeceğim. Sanırım siz de buna hazırsınız. Hadi başlayalım o zaman. Her ayrılık bazen gerçek bir ayrılık değildir sevgili arkadaşlar. Karşı taraf bazen seni cezalandırmak için, bazen seni manipüle etmek için böyle bir yola girmiş de olabilir. Sevgilinin sana dönme ihtimali olabileceğin en önemli işaretlerinden birisi, senden ayrıldıktan hemen sonra hemen başka bir ilişkiye başlamış olması durumu. Hatta bu çoğu zaman senin tamamen zıttın, kendi tarzı olmayan bir kişi de olabilir. Bakın bu çok önemli bir işarettir. Çünkü bu bir çeşit yara bandı ilişkisidir. Normalde gerçekten bir ayrılık süreci varsa kişilerin kendilerini zihinsel olarak toparlamaya ihtiyaçları vardır. Ve yeni bir ilişkiye hemen geçilmesi durumu çok da gerçekçi bir ilişki olmadığının aslında göstergesidir. Ayrıldığın insan normalde çok fazla sosyal medya paylaşımı olmayan bir insanken paylaşımları artırmaya başladıysa, bu içerikler aslında şu demek: bak aslında ben ne kadar mutluyum, aslında sensiz de hayatımı sürdürebiliyorum, senden ayrılmak aslında beni hiç etkilemedi, canımı hiç acıtmadı, acayip mutluyum havasını vermek yine aslında karşı tarafın bu ayrılık sürecinden etkilendiğini, henüz sindiremediğini, kendince çözümler bulmaya çalıştığını ama aslında ne kadar da basit göründüğünü göstermekten başka bir şey ifade etmez sevgili arkadaşlar. Yani aslında karşı tarafın ayrılık sürecinden etkilendiğini ve karşı tarafın geri gelme ihtimalinin olabileceğinin göstergesi olduğuna dair de bir ipucu verdiğini söyleyebiliriz. Sende kalan eşyalarını hala almadıysa ve üstelik bunu sen teklif etmene rağmen almadıysa ve ötelediyse, bu aslında şu demek oluyor: ben aslında kendime çok güvenmiyorum, sensiz yapamayabilirim, gün gelir yine barışabiliriz, biraz daha durursun demekten başka bir şey değil arkadaşlar. Bu da giden kişinin geri gelme ihtimalinin olabileceğine dair bir diğer ipucu. Ve ilişki bittikten sonra karşı taraf sana arkadaş kalalım diyorsa, bu aslında şu demek: hala senden tamamen gitmeye hazır değilim, yani yine geri dönebileceğinin ihtimalleri arasında diyebiliriz. Ve stalklamak konusu: ayrıldınız ama hala sosyal medya hesapların takip ediliyorsa ve akabinde senin paylaşımlarına cevap verme niteliğinde karşı taraf bir şeyler paylaşmaya çalışıyorsa, bu da aslında karşı tarafın bu ayrılığı sindiremediğini, aslında acı çektiğini ve yine geri gelme ihtimalinin olduğunu gösterir bir işaret diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve dolaylı olarak sinyaller göndermesi. Örneğin sizin için özel olan bir yerde paylaşılmış bir gönderiyle göndermeler yapması veya aranızdaki özel bir anlamı olan bir müziğin sosyal medyada bir paylaşım içerisinde geçmiş olması, eski sevgilinizin geri gelebilme ihtimalinin olduğunun bir ipucudur arkadaşlar. Ve karşı tarafın seni engellemesi veya engeli kaldırması. Eğer karşı taraf senden haber almak ve ilişkiye geri dönebilmek istiyorsa, genelde bugün engeller, ertesi gün engeli kaldırır ve bu genelde sürekli tekrarlanır. Bir ilişki karşılıklı olarak net bittiyse bitmiştir arkadaşlar. Bu şekilde tam bir bitişten bahsedemeyiz. Dolayısıyla engeli koyup tekrar kaldırmak durumu yine karşı tarafın geri gelebileceğine dair bir işarettir. Ve ortak arkadaşlarınız varsa ve bu ortak arkadaşlar tarafından neler yaptığınıza dair sorgulanıyorsanız, bu da aslında karşı tarafın seni merak ettiğinin, aslında bu soruları karşı tarafın sorduğunun işaretlerindendir. Yani bu da yine eski sevgilinin hala senden kopamadığının, geri dönme ihtimalinin olduğunun belirtileridir. Aslında tüm bu anlattığım maddeler bizim için ipuçlarıdır sevgili arkadaşlar. Bunlardan kesin ve net tamamen sana dönecek gibi bir algı oluşturmanızı da istemiyorum. Bu saydığım maddelerin bir tanesinin olmuş olması eski sevgilinin geri döneceğinin kesin ve net olarak göstergesi demek değildir. Birkaçının birlikte olduğu davranış şekli biraz daha önemli bir yer tutar. Fakat günün sonunda kendine baktığında, bu kadar çok kafan karıştırılırken, bu kadar fazla manipüle edilirken sen bu ilişkide kalmak istiyor musun? Önemli olan bu. Karşı tarafın senin hayatında kapladığı alan daha çok kaygı, huzursuzluk, endişe, korku yaratıyorsa, burada oturup bir kere daha düşünmeni isterim. Bu ilişkide kalmayı gerçekten istiyor musun?
ve beni dinlediğin için teşekkür ediyorum sana. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın değerli arkadaşlarım.